Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ülkemizde bir dağ köyünde yaşanan tüyler ürpertici cinayetlerden bahsedeceğim. Birazdan izleyeceğiniz öykü gerçektir. Interpol bu programdan sorumlu değildir. Suç nedir bilmeyen masum köylüler için kabus 1 Kasım gecesi başladı ve tam 5 yıldır devam ediyor. Şimdi o köye gidiyoruz. 5 yıl önce olayların başladığı o güne. Yaşlı çiftimiz 17 yaşındaki küçük kızlarıyla sakin bir hayat sürüyordu. Onlar için o günün de diğer günlerden farkı yoktu. Saat 22'ye doğru baba kızına uyumak istediğini söyledi. Yatmak için kalkacağı sırada karısının çığlığıyla irkildi. Evin çatısı tutuşmuştu. Soluğu dışarıda aldı. El birliğiyle yangını söndürdüler. Baba kız içeri girerken kadın közleri dağıtmak için geride kaldı. Bu sırada karısının çığlık çığlığa eve koştuğunu gördü. Katil çoktan eşiğe varmıştı. O gece yaşlı çiftin hayattaki son günleri oldu. Sonuçta hem çok yakınları annesi ve babası öldürülüyor. Bunun yanı sıra da kendisi tecavüze uğradığı için de herhangi bir açıklama yapmıyordu. Kızın eşkal vermemesinin sebebi de 3-4 kişiden korkmuş olabileceğinden dolayı eşkal vermediği düşünüyordu. O gece yaşlı çiftin hayattaki son geceleriydi. Bir baltayla öldürülmüş ve hunharca parçalanmışlardı. Ayrıca yaşlı çiftin dilleri de kökünden koparılmıştı. 17 yaşındaki kızları da tecavüze uğramıştı ancak polise katil ya da katiller hakkında herhangi bir bilgi veremiyordu. Bunun nedeni aileyi katledenlerin bedensiz varlıklar yani ecinliler olmasıydı. O güne kadar hiçbir kavgaya karışmamaları halkın korkusunu daha da arttırıyordu. Olay duyulduğunda hiçbir ipucu yoktu. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde de ipucu bulunamamıştı ve herkes kendisine o soru soruyordu. Acaba bu olayı kim işledi veya kimler yaptı? Fakat olayın boyutları gösteriyordu ki bu olayı tek bir kişi yapmış olamazdı. Olay sırasında evde bulunan bütün eşyalar etrafa savrulmuş, hatta iki katlı evin çatısı bile yerinden oynamıştı. Bunları normal bir insanın yapması, hele de arkasında hiçbir ipucu bırakmadan oradan ayrılması imkansızdı. Cinli varlıkların işlediği düşünülen cinayetin üzerinden tam bir yıl geçmişti ve halk cinayetin aydınlanacağı ümidini iyice yitiriyordu. Tüm bu sorular yanıt beklerken katil geride küçük kızın tanıklığından başka bir ipucu bırakmamıştı. Güvenlik güçlerinin elindeki tek bilgi adli tabip raporunun da teyit ettiği gibi kızın tecavüze uğradığıydı. Ne yazık ki bu sessizlik yalnızca bir yıl sürecekti. Yaşlı çiftin öldürülmesinden tam bir yıl sonra yine bir Kasım gecesi cinli varlıklar geri döndü. Köyde yaşayan yaşlı bir adam ve gelini katledildi. Kurbanlar bir yıl önceki gibi baltayla parçalanmış ve dilleri kökünden sökülmüştü. Bu olayda da tecavüz söz konusuydu ve gene hiçbir ipucu yoktu. Yine uzakta, şehirden çok uzakta olan köyde, köyün toplu alanlarında bulunmayan bir yerde, sessiz sakin bir yerde bir cinayet daha işlemişti. Ve yine görgü tanığı yok, yine iz yoktu. İki köy birbirine birkaç kilometre uzaklıkta olmasına rağmen uzmanların aklına bir yıl önce işlenen cinayette bağ kurmak gelmiyordu. Ama halk çoktan bağlantıyı kurmuştu. Katilin aynı kişi olduğunu sezmiş ve ona bir isim bile takmıştı. Baltacı. Köy halkının yaşadığı artık korkudan çok şaşkınlık, hatta panikti. Herkesin birbirini tanıdığı, kapıların bile kapatılmadığı bu yerde böylesi cinayetleri kim işleyebilirdi? Baltacı adını verdiği katil, ikinci cinayetten 3 ay sonra tekrar harekete geçti. Kurbanlar yine yaşlıydı. Tıpkı önceki cinayetlerdeki gibi öldürüldü. İlk iki cinayetten farklı olarak bu kez katil evin altını üstüne getirmişti. Belki de olaya hırsızlık görüntüsü vermek istemişti. Gözlerindeki o ani ışıltıyla birlikte gücünü topladı ve baltayı havaya kaldırdı. Tam o sırada geceyi bir baykuş sesi verdi. Bu belki de ilk lanetin işaretiydi. Var gücüyle baltayı uyan bedene indirdi.
Bu cinayette de balta kullanılmış ve kurbanların dilleri gene kökünden sökülmüştü. Ancak diğerlerinden farklı olarak evdeki tüm eşyalar dışarı savrulmamış, oldukları yerde ters dönmüşlerdi. Hatta eve ilk gelen köy muhtarı girdiğinde sobanın bile ters döndüğünü, ters döndüğü halde yanmaya devam ettiğini görünce korkudan hemen kaçtığını söyledi. Genelde yaşlı insanlar tercih ediliyor. Bunun sebebi de katilin ya geçmişindeki yaşadığı bir takım acı hatıralar, katilin zihninde kalan bir takım acı tecrübeler ya da bir sebepte bunların çok güçsüz olması, çok rahat öldürebileceği, onların üzerinde çok rahat hakim olabileceği bir şekil. Ciddi anlamda dehşet dolu günlerdi o günler. Öldürülen insanların tümü hunharca öldürülüyor. Kimi baltayla bir takım yerleri kesiliyor, belki cinsel organları kesiliyor ve tecavüz ediliyor. Öldürüldükten sonra tecavüz ediliyor insanlara. Köyde korku ve panik iyiden iyiye artmıştı. Cinli varlıklardan korkan köy halkı her gece camide toplanıyor, bedensiz varlıklardan korunmak için dua ediyorlardı. Olayı araştıran güvenlik güçleri de artık doğaüstü varlıklardan, cinlerden söz etmeye başlamışlardı. Ahıra gitmek üzere evden çıktı. Karanlıktan ürktü. Elindeki tahranın sapını biraz daha kuvvetli tuttu. Ahıra girmek üzereyken karanlığın içinde beliren adamı fark etti. Tahrayı kaldırdı ama adam ondan daha genç ve çevikti. Yaşlı kadın ölmemişti, komadaydı. Hastanede verdiği ifadede ilk balta darbesinden sonra öleceğini düşünerek kelime-i şehadet getirdiğini söyledi. O anda bedensiz varlık ortadan yok olmuş ve balta bir süre havada öylece asılı durmuş. Yaşlı kadın cinli varlığın yüzünün olmadığını, sadece bir karartı olduğunu söylüyor ve hastanede birdenbire fenalaşarak boynu ters dönüp oracıkta ölüyor. Bu olaydan sonra köyün bütün yaşlıları adeta eve kapanmıştı. Üstelik hepsi korkmakta haklıydı. Kurbanlar yine yaşlıydı. Tıpkı önceki cinayetlerdeki gibi öldürüldü. Bu olaydaki tek fark, katilin yaşlı çiftin evlerini yakması oldu. Cesetler neredeyse kimlik tespiti yapılamayacak kadar yanmıştı. Katil geride ipucu bırakmamaya kararlıydı. Hüzün ve ölüm havası çökmüştü. Yaşlılar sıranın kendilerine gelmesinden korkuyordu. Yaşlı çift gene bir baltayla parçalanarak öldürülmüş ve daha sonra ev cinli varlıklar tarafından ateşe verilmişti. Evde çıkan yangında her şey kül olmasına rağmen yaşlı çiftin kökünden sökülen dilleri hiç zarar görmemişti. Sıra 4 ay sonra 70 yaşlarındaki Ahmet Seyran çiftine geldi. Yine görgü tanığı, suç aleti, parmak izi ve katilden geride eser yoktu. Olaylar gitgide çığırından çıkıyor ve birçok insan cinli varlıklardan korktuğu için köyü terk ediyordu. Bu sırada cinayeti soruşturan polis memurlarından biri de köy mezarlığında kendini asmış olarak bulununca korku ve panik ikiye katlandı. Herkes sıradaki kurbanın kim olduğunu merak ediyordu. Seyran çiftinden 5 ay sonra yine ve bulunduğu köyün de biraz daha dış kısmında bulunan Hacer öldürülüyor. Jandarma Üsteğmen Başkanlığındaki ekip evine ulaştığında yine cinayet silahı ortada yoktu. Ancak bu kez güvenlik güçleri şanslıydı. İlk kez katil arkasında bir ipucu bırakmıştı. Tırnakları arasında ve vajinasında doku artık. Katilin bulunmasında bunlar bir umut ışığı olabilirdi. Adli tıp uzmanları kadının tırnaklarında bulunan doku örneklerinin ve üzerindeki kılın bir domuza ait olduğunu, hatta vajinasındaki spermin de %100 domuzla uyuştuğunu görünce şoka uğruyorlar. Artık tüm bu olayların mantıklı bir açıklamasının olmadığı, işin içinde ecinlilerin olduğu herkes tarafından dile getirilmeye başlamıştı. Torunu Mesut'u beklemekten vazgeçti. Düğünden geç geleceğe benziyordu. Uykusu gelmişti, kalktı. Bu sırada evin çatısında sesler duydu. Korktu.
eline balta alarak açık duran pencereye yöneldi. Dışarıya göz gezdirdi. Pencereyi kapatmak için elini uzattı. Cinli varlıklar açık olan camdan kadının elini yakaladılar ve baltayla parçalayarak oracıkta öldürdüler. Bu cinayette diğerlerinden farklı olarak yaşlı kadının dili kökünden sökülmemişti. Cinayeti işleyen kişi kesinlikle bu bölgeyi çok iyi bilen bir kişi. Özellikle cinayetlerin işlendiği alan dar bir alan. Yani yaklaşık 50 kilometrelik bir alan. Belli ki bu cinayetleri işleyen insan bu bölgede çok iyi tanınıyor ve bölgeyi çok iyi biliyor. Bu açıdan işlediği cinayetlerden sonra çok çabuk kaybolabiliyor, çok çabuk insanların arasına karışabiliyor ve o işlediği cinayetlerden sonra da iz bırakmamayı çok iyi başarabiliyor. Cumhuriyet Savcısı Başkanlığındaki jandarma ekibi olay yerine ulaştığında ilk bulduğu ipucu evin çatı kiremitlerinin üzerindeki çamurlu ayak izleriydi. Ekip bu izlerin fotoğraflarını çekti. Bulunan ayak izleri bir domuza aitti. Olayı araştıran ekipler korku ve panik içindeydi. Evin her yerinde ve bahçede domuz ayak izleri ve domuz dışkısı vardı. Ayrıca saldırganın girdiği camın yanında sicim haline getirilmiş 1 metre boyunda ve değişik yerlerinden düğümlenmiş bir tülbent bulundu. Son olarak parmak izi araması yaptıktan sonra ekip evi terk etti. Ekibin elinde katile ait ilk kez somut delil vardı. Bulunan düğümlenmiş tülbent incelenmek üzere adli tıp laboratuvarına götürüldüğünde ortaya kan donduran bir ayrıntı çıktı. Sicim haline getirilmiş tülbent yakın zaman önce kendini asan polisin boğazından çıkarılan tülbentti. Tüm ekip korkudan adeta buz kesmiş ve konuşamıyordu. Sıra yoksa onlara mı gelmişti? Bir sonraki cinli varlık saldırısı ne zaman olacaktı? Herkes bu soruyu merak ediyordu. Eğer sıradaki cinayetten haberdar olmak istiyor ve kurbanın kim olduğunu merak ediyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Bedensiz varlıklar her yerdeler. Bedensiz varlıklar her yerdeler. Hüzün ve ölüm havası çökmüştü. Yaşlılar sıranın kendilerine gelmesinden korkuyordu.